Ablacığım merhabalar. Ekonomiyi soracaktım abla ya. Neyi? Ekonomiyi soracaktım. Memnun musun değil misin? Ekonomi. Evet. Tam bam teline bastınız. Sıkıntılı mı diyorsun abla? Tabii ki sıkıntılı. Nasıl düzelecek ablacığım bu durum? Ben de bilmiyorum vallahi nasıl düzeleceğini. O kadar ortam kötü, kiralar, her şey ateş pahası yani. Bilmiyorum, vardır elbet bir çaresi. Bekliyoruz biz de. Mevcut iktidar düzeltebilir mi bu durumu? Ya biraz da bizlerin elinde ya. Gerçekten. Nasıl bizlerin? Hep devlete yüklenmeyelim. Gerçekten biz insanoğlu yapıyoruz. Ben, sen, o, herkes. Ben yapmıyorum abla. Hayır, sizin için değil yani. Marketlere Cumhurbaşkanı mı yap diyor. Yok demiyor. Ya giyimlere Cumhurbaşkanı mı yap diyor. Yok o yapmıyor. Kim yapıyor? Benim dükkanım var. Ev sahipleri. Ev benim. 2 liradan oturuyor diyelim. Haydi çık 5 lira ver. Bunu kim karşılıyor? Elektrik, suyun, doğalgazın şeyi kim yap? Elektrik, suyu kimin? Su kimin? Elektrik, doğalgaz kimin? Kimin işte yani? Onların devletin değil mi? Ya devletin, onun da yaptığı şeyler vardır ama. Yöneticilerimizin hiç suçu yok mu? Kendine göre vardır tabii. Ben aklım ermez. Biz hep kendimize suç atıyoruz da. Ben evet kendimizden suç buluyoruz. Gerçekten suç kendimiz. Esnaf da diyor ki bizle alakalı. Hayır hayır hayır. Markete gidiyorum ki her gün alışveriş yaptığım halde 5 liralık şey 10 lira oluyor. Nasıl oluyor bu? Niye devlet denetlemiyor o zaman? Denetlemez olur mu? Denetliyor, arka kapıdan gene yapıyorlar. Yapabilir beni mi? Beni denetleyemez ki. Adam hangisine koşsun? Ya ona koşmasın mı? Biz o zaman niye seçiyoruz ki? Olur mu canım? Biz seçtik diye adama yüklenecek halimiz yok. Cumhurbaşkanı gel başımızda diye bütün her şeyi ona yüklememiz. O zaman siz de olabilirsiniz. Nasıl olsa kimseyi sorumlu tutmuyormuşuz. Ben de olabilirim. Ben de yapıyorsam ben de sorumluyum. Yok, siz de cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Nasıl olsa sorumlu tutmuyorsunuz. Nasıl sorumlu tutmuyorum? Sorumlu olur mu? Yapmıyor mu? Bir de yapılanları görün ya lütfen. Peki yapılanlardan başlayalım. Yapılmayanlara gidelim. Yapılanları görün. Nedir? Yollar yapıldı, hastaneler yapıldı. Yetmiyor mu? Yollar yapıldı, havaalanları yapıldı, tüneller yapıldı. Kaç para verdiğinizin farkında mısınız? Kim onlar vermiş? Yoldan geçenler, geçmeyen. Ne yapacak, babasının oğlu muyuz ki bize versin? Niye bundan önceki, bundan önce bir tek köprünün sadece tek taraflı geçişi bakın, vardı. Bakın, hayır öyle düşün. Yap işlet devlet nedir ablacığım? Bakın öyle düşün. Yap işlet devlet. Tamam yap işlet devlet o yapıyor, tamam anladım da dediğini senin. 10 katı vermek normal mi? Geriye. 10 katı niye geri versin ki? Nasıl olacak? Yani. Ne yapacak o da? Siz hiç rakamlara bakmıyor musun? Ben rakamlara bakıyorum. Kiraları da devlet yapmıyor. Marketleri devlet yapmıyor. Domatesleri pahalı verip götürüp döküyorlar. Soğan patatesi pahalı yapıp götürüp döküyorlar. Kim yaptı? Cumhurbaşkanlarımız yaptı. Soğan patatesi burada Tanzim çadırları kuruldu, hatırlıyorsunuz şey yok. Değil mi? Hatırlıyorum evet. Kim kurdu onları? Onu? Kim verdi onları? Kim kurdu? Cumhurbaşkanı verdi. Kim verecek? Niye şimdi kurulmuyor o zaman? Niye versin? Hangisine koşsun adam ya? Koşacağı işler nelerdi? Ya lütfen Allah'ınıza siz yapılanları siz diyorsunuz ki havaalanı yapılsın ama biz para vermeyelim. Köprüler var olan dünyanın en iyi ikinci havalimanının pisleri yıkıldı, farkında mısın? Bakın bakın kaç tane cumhurbaşkanı geldi. Kim Amerika'yı baş kaldırdı? Kim başka devletlere gitti? Adam hepsini res çekiyor ya. Amerika'daki toprakları olanlar kimler peki? Buradaki toprakları olanlar kimler? Katar'ın yüz ölçümü kadar Türkiye'den toprak satılmış. Bundan haberiniz var mı? Şöyle bence açık alanda bakın. Siz açık mı bakıyorsunuz? Ben açık bakıyorum. Gayet bunları biz halkımız yapıyoruz. Açık olduğunuz konu nedir mesela? Yahu marketleri kim yapıyor ya? Niye denetlemiyorlar o zaman? Nasıl denetlemiyorlar? Madem yapıyorlar denetlensin. Gene yapılıyor. Ya 3 gün sonra bir daha denetlesin. Yani ne olursa olsun. Hayır Tayyip'le ilgisi yok. O öyle bir şey demedi. Hayır öyle bir şey yok. Sen oradan Tayyipçi misin nesin bilmiyorum ama değilsin. Yok abla sana ya, onu söyledim. Ben Tayyip için demiyorum. Ben bugün başımızda olan insana yüklenmesin. Halk bir şeyler yapsın yani. Halk ne yapacak? Sırf ben bugün Cumhurbaşkanı. Halk ne yapsın mı? Daha ne yapabilir? Batıracağını yükseltsinler. Şey nasıl yapacak? Kiraları yapıyorlar. Niye yolları yapılanları söylemiyorlar da yapmayanları söylüyorlar? Abla yola verdiğin paranın biliyor musun? Nankör olmayalım lütfen. Sana yağ kuyruğu. Tüp kuyruğu. Onları çöpler. Biz de gördük. Gördük. Daha yeni gördük. Aa, yeni gördük değil. Yeni gördük. O kim bakıyor? Belediye. Niye? Belediyesi kim? Ekmek kuyruğu görmedik. Belediyesi kim? Ekmek kuyruğu ben görmedik. Ben şimdiden bahsediyorum. Ekmek kuyruğu gördük. Ekmek kuyruğu gördük. Benzin kuyruğu gördük. Gördün. Şimdi gördün mü? Yağ kuyruğu gördük. Hiçbir. Yağ kuyruğu da görmedik. Görmedim. Nasıl abla ya? Bangır televizyonda. Şimdi görmedim. Şimdi daha 6 ay önce. Lütfen yağları kim yapıyor? Bak ben konuştukça başka türlü oluyor bu iş. Nasıl? Yağları kim yapıyor? Kim yapıyor? Marketleri sahipleri saklıyor. Bundan 6 ay öncesine kadar bu market sahiplerine niye hiçbir suç bulunmadınız? Şimdi buluyorsunuz. Bulunmamış da yapıldığı için şimdi. Enflasyondan haberiniz var mı? Ya enflasyon deme bana. Enflasyonu da marketçiler mi yapıyor?
Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu kafada, bu zihniyette olduğumuz süre içerisinde bu Türkiye düzelmez. Siz hangi zihniyettesiniz? Düzelmez. Öğrenmişsiniz ben bir zihniyet kelimesi. Bu zihniyet kelimesinin anlamı nedir? Anlamı ne? Siz necisiniz? Peki bunu söyle, soruyorsunuz. Yok, zihniyet kelimesinin anlamı nedir? Evet. Bak şimdi ben Sarıyer'de ben otolasi dükkanı işletiyorum. Doğrudur. Yıllardır çalıştıracak adam bulamıyorum. Evet. O kıçı kırık Afganlar, Pakistanlılar bile bizi adam yerine koymuyorlar. Yurt dışına kaçıyorlar. Tamam mı? Evet. Bizim verdiğimiz 5-6 bin lira parayı beğenmiyorlar. Yok, çalışıyorlar. Nerede çalışıyorlar? Sigortasız hepsi çalışıyor. Bizim Türklerimiz beğenmiyor ki 5'i 6'yı. Sigortasız. Beğenmiyor. Bakın ne diyorsunuz? Devletten çalıyorsunuz. Farkında mısınız? Yok, ben sigortasız demedim ki. Sigortasız çalıştırıyorsa çalışıyorlar. Ama kim yapıyor bunu? Kim çaldırıyor? Devlet yapmıyor. Kim çaldırıyor? Şurada mağazalar. Devletten kim çalıyor? Mağazalara gidin. Kimse çalmıyor. Biz niye sigortasız çalıştırarak devletten çalmıyor kim mu? Kim yapıyor onu? Şahıs yapıyor. Dükkan sahibi yapıyor. Kim yapıyor? Değil mi? Onlar giderse biz burada zaten hiçbir işte yapmıyoruz. Hayır, ne münasebet. Onların burada olması bizi kalkındırmıyor. Hı. O da bir yanlış yani. Ben onu onaylamıyorum. Şimdi bak onların o şekilde. Onaylamıyorum yani. Onların o şekilde davranmasının sebebi bizim halkımız, bizim evet, insanlarımız. Aynen. Gençler her tarafta aynen tabela var. Eleman arıyorum. Ben bile eleman arıyorum. Eleman bulamıyorum. Gelmiyor. Saçını jöleyle bilmem ne, evet, beğenmiyor. Ayrı mesele. Üniversite öğrencisi, üniversitesini okumuş bir öğrenciden ne bekliyorsunuz siz? Ya ben üniversite öğrencisinden kim okuyordu? Doktor nasıl çıktı? Öğretmen nasıl çıktı? Eskilerden bütün şeyler çıkıyordu. Şimdi mi çıkmıyor? Şimdiki rahatlık eskisinden yok. Siz rahat mıydınız? Ben çok rahattım. Şimdi rahat mı? Şimdi de rahatım. Hangi konuda rahat? Her konuda rahatım. Şimdiki gençler rahat. Bakın, özgür bir ülkedeyiz. Daha dışarıdan geliyorlar da bizim ekmeklerimizi yemeye çalışırlar. Bizim ekmeklerimizi bol, bol, kim yiyor? Kim yiyor? 5 lira ekmek yiyebilirsiniz ablacığım. 5 lira olacak, mecbur herkes yapar. O da mecbur. Yapacak. O da yapacak yani. Herkes yapıyorsa o da yapacak. Kim yapıyor abla bunları? Bizler yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Evet, bizler. Buğdayın fiyatını da biz mi? Bizler. Unun fiyatını da biz kim mi? Kim yiyor ki? Onu da yapanlar zaten, üretenler kim yapıyor? Abla, yöneticilerin hiç suçu yok mu sence? Ya vardır kendi. Nedir sen? Ama sen diyorsun ki şimdi bakın, her şeyi devlet yaptı diyorsunuz. Her şeyi. Neyi her şeyi devlet? Cumhurbaşkanı yaptı, onaylasın, gözüksün. E bu insanlar, şimdi ben bugün ne yaptım? İnsanların refahından kim sorumlu? Ben bugün ne yaptığımı. İnsanların refahından kim sorumlu? Cumhurbaşkanı sorumlu. Biz Polis refah sorumlu içerisinde, refah diyorum, refah. Hem refah kelimesinin anlamı. Hem ferahtasın hem refahtasınız. Nasıl ferahtasınız? Hem nasıl refah? Amacınız, amaçlar farklı. Nedir? Amaçlar farklı. Nedir işte? Daha iyi biliyorsunuz ama. Nedir? Sadece bir şey söylensin, haydi arkasından insanları gitsin, ya kötü ya iyi sesi. Peki ben şimdi şunu konuşayım. İmamoğlu, İmamoğlu diyordunuz. İmamoğlu gelip ne yaptı? 60 senelik Bakırköy'e bir çivi çakmış mı? Siz o zaman alın bir bakın neler yaptığını. Çakmamış. O zaman siz de zaten bu ülkede hakkını savunduğun zaman komünist oluyorsun. Yorum yapmaya çalıştığın zaman da zaten vatan haini oluyorsun. Ben anlamadım bu işi. Bence. Ne abla? Sen o elindekini indir. Öyle mi diyorsun? Çünkü şey konuşuyor. Eğitiminiz nedir? Üniversiteyim. Hangi üniversite? Sana ne? Nasıl? Sana ne? Madem üniversite konuşuyor. Sana ne? Her okuyanda bir şey olacak diye bir kanun. Öyle mi oldu şimdi? Tabii, öyle. Gençlere yazık değil mi ya? Gençler çok güzel, özgür, ne yapıyorlar ki? Niye hepsi isyanda? Her şeyi yiyorlar, her şeyi alıyorlar. Her şeyi alıyorlar. Mutsuzlar. Neden mutsuzlar biliyor musun? Her şeye doydukları için mutsuzlar. Doydular mı bu gençler? Tabii yani doydular. Aç mı, sen mi verin? Neye doydular? Sen mi yedin? Neye doydular? Hadi. Sen doymuşsun da bu çocuklar doydu mu acaba? Yalan konuşma. Ya vallahi çok güzel yalan söylüyorsun abla. Teşekkür ediyorum sana. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Merhabalar. Ben yayınlıyorum abla, sıkıntı yok. Rahat ol. Merhabalar. Arkadaşlar, doydunuz mu? Pek doyamadık. He? Abla bak, doymuşsunuz. Doyamadık. Öyle diyor. Doymamış abla, doyursana nereye arkadaşı. Nereye doyuyoruz abla? Doymamış, doymamış. Nereye doyuyoruz abla? Açım. Doymamış, doymamış. 850 lira. Doymamış. Aşağı inip yemek yerlerinde gelmiyor. 850 lira KYK'dan kredi parası alıyorum, 450 yurda gidiyor. 400 lirayla nasıl geçinebilirim ki ben ya? Araçlar Sidikli'de işlemiyor. Nerede? Eğri oturup doğru konuşacağız. Hadi konuşalım. Konuşalım. Neden? Ekonomiden memnun musun? Ben memnun değilim. Kesinlikle değilim. Değiliz. Ama ve lakin ben anlamadım. Nasıl bu dengesizlik? Arabalar çişle çalışmıyor. Evet. Sidikle çalışmıyor. Evet. Türkçesi bu. Artık insanlar zıvanadan çıktı. Evet. Peki restoran... Hangi zıvanadan çıktılar? Nasıl yani? Nasıl zıvanadan çıktı? Söyleyin. Göreceğiz. Neyse, şimdi şey yapmayın. Farklı şeyler de çıkabilir, evet, ağzımdan. Bu söyleyin.
şeyini yapıyor. Aslında ondan sonra bakın ben memnun değilim ama lakin sidikle çalışmıyor araçlar. Bayanın dediği gibi her restoran yabancı değil. Türk Türk böyle böyle böyle. Ülkede kaç tane restoran? Para yoksa nasıl? Ben gidemiyorum. Ben bir hayır ben bir tane çay bile içmiyorum. Dışarıda çay içmek, yemek yemek lüks olan bir şey değil bunlar. Ya içemiyoruz. Sizin paranız çok herhalde. Bizim paramız çok değil. Hayır. Tayyip de vermiyor. Çalıyorsunuz o zaman. Ne çalması abla? Ne yapıyorsun? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Abla ben bu kredi alıyorum KYK. Kredisi alıyorum. Geri ödeyeceğim ya. Ha geri. Milletle sen şimdi Türkiye ile milletle taşak geçiyorsun resmen. Ne yapıyorsun ya? Ben bir şeye geçtiğim yok. Hadi git yat ya. Doydun mu? Doymadım. Abla doydu diyor. Ben doymadım. Bu aç hala hava atıyor ama. Böylesin. Böyle olmam lazım aç olmam. Hayır. Nasıl var abla Allah Allah. Boş ver abi bunları. Açlığınla hava atıyor. Abla aç. Bir de gençsin. Bir de gençsin. Açlığınla hava falan atmıyorum. Ne yapıyor? Sizi bitirdiler zaten. Siz bittiniz. Nereden saygı bekliyorsunuz? Hayır saygı değil. Hayır siz de küçüklerinize sevgi göstereceksiniz. Böyle konuşamazsın. Böyle konuşamazsın. Yapma yapma. Bu çocuk sana saygısızlık yapmadı. İzliyorum ben deminden beri. Çok memnunmuş. Bak şu konuşma. Ben memnun değilim abla. Neyi anlatıyorsun? Memnun değilim diyorum zaten ben. Ben şuradan memnun değilim. Tamam memnun olmadığını ifade et zaten. Söyledi zaten. Normal durduk yere laf yedim ben şu an. Harbiden durduk yere laf yedin ya. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil abla. Senin ne olduğun belli değil. Burada aç millet diye söyleniyorsun. Sonra diyorsun ki buralar fıkır fıkır kaynıyor. Nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Dışarıda yemek yemek lüks değil. Ne bileyim yok insan, ki yani. Ya yok. Arabasıyla bir insanın gezmesi lüks değil. Aynen. 10 ay önce benzin 7 liraydı. Şu an 24 liradan satılıyor. 30'du bir de 24'e düştü. Buna da şükür yani. Nasıl düzelecek bu durum? Ya bu durumlar nasıl düzelecek? Belli yani. Cevabı belli de ben söylemeyeyim yani. Mevcut iktidar düzeltebilir mi sen? Mevcut iktidar düzeltemez. Bunları başımıza getiren mevcut iktidar zaten. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana? Bugün bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olsaydı ona verirdim. Aynen. Ama gene de yani diğerlerini de destekliyorum ama en fazla Mansur Yavaş'ı desteklerdim. Erdoğan'ın bak karşısına kim çıksa verirdim ona. Bak yine geldi. Öyle o şekilde. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Ben yorum yapmak istemiyorum. Çok sinirleniyorum sonra. Yo ben sadece iyi midir kötü müdür onu soruyorum. Ya kötü tabii canım. Kötü bile, demek bile yetmiyor ki zaten evet. Artık şu an. Gerçekten yetmiyor. Nasıl düzelecek peki bu durumlar sizin? İşte şu insanlarımız birazcık bilinçlenirse, birazcık kendilerini aynen eğitmeye öyle çalışırsalar biraz oradan daha kolay ben olabilir işimiz. Bu zaten siz bizmişiz. Esnafmış. Bir şey demek istemiyorum ya gerçekten. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Kesinlikle Mansur Yavaş aday olsa ondan yana kullanırdım. Olmadığını varsayalım. Hani şu anda da o daha belli olmadı. Ya mevcut olanın dışında ya bundan daha kötüsü yok bence ya. Bundan daha kötüsü olamaz yani. Mümkün değil. İnsanların gözünün içine bakarak yalan söylüyor, dalga ha? Geçerek yani Eşi 60 bin dolarlık çanta takar, kendisi 55 bin liralık porsiyon gözlük takar. Porsiyon küçültün diyerek yani. Porsiyon küçültün der, kendileri sarayda ya çeşitlerce yemek yer. Ama ondan sonra kendi en kötü milletvekili bile 15 bin 16 bin liralık ayakkabı giyer. Bunlar böyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi sana sorayım. Abi yok ya gözün şey. Ne oldu sinirlerini mi bozuldu? Görmüyor mu teyzeyi? Allah'ım yarabbim. Hiç sinirlenme boş ver.